Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bu videomuzda sizlerle gitarın ana akorlarını ve bu akorların barili, yedili akor şeklinde basılmalarını göstereceğim size. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, akorlarımızı öğrenmeye hemen başlıyoruz. Ben size notaların şifreli hallerini internetten akor yazdığınız zaman çıkan şifreli halleriyle söyleyeceğim. İlk önce AM akoru ile başlıyoruz, yani La. İşaret parmağımızı ilk perdenin alttan ikinci teline basıyoruz. Bastıktan sonra orta parmağımızı ikinci perdenin üstten üçüncüsüne basıyoruz ve yüzük parmağımızı yine ikinci perdede üstten dördüncüye bastığımız zaman artık AM akoru, yani La akorunun sesini alacağız. Bunu eğer bareli basmak istersek 5. perdeye geliyoruz. İşaret parmağımıza tamamen bareli şeklinde sıkarak basıyoruz. Yüzük parmağımızı 7. perdenin üstten ikinci hemen basıyoruz ve serçe parmağımızda yine 7. perdenin üstten üçüncüsüne basıyoruz. La akoru, yani bareli basışıdır. Yine La sesini verecektir. AM yani. Bu tabi biraz daha diğer La sesine göre, AM sesine göre tizdir. Siz şarkıda kulağınıza, zevkinize göre bunları basacaksınız. Hemen Mi akoruna geçiyoruz. Yani EM. EM'yi basmak için orta parmağımızı 2. perdenin üstten bir altın ikincisine basıyoruz. Yüzük parmağımızda hemen yine 2. perdede üstten 3. bir altına basıyoruz. Bu bize R sesini verecektir. Eğer Mi'yi de bareli basmak istiyorsak yedili bir şekilde 7. perdeye geliyoruz. En üstteki bas telini boş bırakıyoruz. Gerisini bareli şeklinde sıkarak basıyoruz. 2. parmağımız 8. perdenin alttan bir üstüne hemen basıyoruz. Şöyle göstereyim. Alttan bir üstüne. Yüzük parmağını 9. perdenin üstten 3.sine basıyoruz ve yüzük parmağımız da yine alttan 3.sine 9. perdeden bastığımız zaman artık Mi akorunu yedili şekilde bareli basıyoruz. Dinleyelim. Fa akoruna geçiyoruz. Fa akorunu baresiz basmak istediğimiz zaman arkadaşlar ilk işaret parmağımızı 1. perdenin alttan 2.sine basıyoruz. 2. parmağımızı, orta parmağımızı 2. perdenin alttan 3.sine basıyoruz. Yüzük parmağımızı da 3. perdenin üstten 3.sine bastığımız zaman Fa akorunu alacağız. Bu Fa akoru. Fa akorunu bareli basmak istediğimiz zaman ilk perdeyi baş parmağımıza tamamen kapatıyoruz. Tamamen kapattıktan sonra yüzük parmağının 2. perdenin alttan 3.sine basıyoruz. Pardon, orta parmağımızı 2. perdeden alttan 3.ye basıyoruz. 3. ve yüzük parmağımızı 3. perdenin üstten bir alttakine basıyoruz. Serçe parmağında 3. perdenin yine üstten 3. teline basarak Fa akorunu elde ediyoruz. Sol akoruna geçiyoruz. Sol akoru da arkadaşlar Fa'ya bastığınız şeklinde elinizi hiç kaydırmadan 1. perdeden 3. perdeye aldığınız zaman başlangıcını sol akorunu alırsınız. Bareli şeklinde basılmasıdır bu. Bunu baresiz şekilde basmak isterseniz işaret parmağınızı 2. perdede üstten bir alttakine basıyorsunuz. Orta parmağınızı 3. perdenin en üstüne basıyorsunuz. Yüzük parmağınızı yine 3. perdede en altın bir üstüne basıyorsunuz. Yüzük parmağınızı da en alt teli, 3. telde bastığınız zaman bu da baresiz şekilde sol, yani G akorudur.
DMA akoruna geçiyoruz. Yani re akordur arkadaşlar. Bunu basmak için işaret parmağımız birinci perdenin ilk teline basıyoruz. Orta parmağımızı ikinci perdenin alttan üçüncüsüne basıyoruz. Yüzük parmağımızı da üçüncü perdenin alttan bir üsttekine, yani alttan ikincisine bastığınız zaman re akorunu elde edersiniz. Bunu bar ile şekilde 7'li akoru basmak istiyorsanız 5. perdeye geliyoruz. 5. perdenin en üstten bir telini boş bırakarak bar yapıyoruz. Tamamen sıkıştırıyoruz. 2. yani orta parmağımız 6. perdenin alttan bir üstüne koyuyoruz. Yüzük parmağımızı 7. perdenin üstten üçüncüsüne basıyoruz. Ve serçe parmağımızı da yine 7. perdede alttan üçüncüye bastığımız zaman re sesini bareli şekilde kullanırız. Do akoruna geçiyoruz. Do akoru yani şifreli hali C'dir. Onu baresiz şekilde basmak için işaret parmağımızı ilk perdenin alttan bir üsttekine basıyoruz. Orta parmağımızı ikinci perdenin üstten üçüncüsüne basıyoruz. Şöyle. Ve yüzük parmağımızı da üçüncü perdenin en üstün bir altına bastığınız zaman do sesini, yani C sesini alacaksınızdır. Bunu bareli şekilde basmak istiyorsanız ne yapıyoruz? Üçüncü perdeye en üsttekileri yine boş bırakarak bare basıyoruz, sıkıştırıyoruz. Orta parmağımızı 5. perdenin üstten üçüncüsüne basıyoruz. Yüzük parmağını yine 5. perdenin üstten dördüncüsüne basıyoruz. Yüzük parmağını da yine 5. perdeden üstten değil de alttan ikinciye basıyoruz arkadaşlar. Bu da do sesinin bareli şekilde sesini verecektir. E akoruna geçiyoruz. E akoru mi majör. Onu nasıl basıyoruz? İlk perdenin alttan üçüncüsüne basıyoruz işaret parmağımızla. İkinci orta parmağımızı ikinci perdenin üstten bir altına basıyoruz. Yüzük parmağımızla yine ikinci perdenin üstten üçüncüsüne bastığımız zaman E-M akorunu almış oluruz. Bunu bareli şekilde basmak isterseniz ne yapıyoruz? İkinci perdeye yine üstten bir tel boşluk bırakarak bareye sıkıştırıyoruz, yani şöyle. Orta parmağımızı dördüncü perdenin üstten üçüncüsüne basıyoruz. Yüzük parmağını yine dördüncü perdenin üstten dördüncüsüne. Serçe parmağımızı da şöyle göstereyim. Alttan ikincisine basıyoruz. Bu da bize mi majörün bareli basışını verecektir. Son ve D akoru, yani re majör içinde nasıl basıyoruz? İlk parmağımız arkadaşlar, işaret parmağımız ikinci perdenin alttan üçüncüsüne basıyoruz. İkinci parmağımızı, yani orta parmağımızı İkinci perdenin en altına basıyoruz. En altına. Yani aynı perdede gördüğünüz gibi arada bir tel boşluk olarak basıyoruz. Üçüncü yüzük parmağımızda üçüncü perdenin alttan ikincisine basıyoruz. Şöyle bir tutuş olacak. Bu da bize re akorunu verecektir. Bunu da bareli basmak isterseniz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İkinci perdeyi, baresini şöyle tamamen kapatıyoruz. Şöyle bak, kapattıktan sonra ikinci perdeyi, yüzük parmağımızı üçüncü perdenin en altından bir üstüne basıyoruz. Yüzük parmağımızı dördüncü telden en üstten üçüncüye basıyoruz. Ve yüzük parmağımızı da beşinci perdenin en üstün bir altına bastığımız zaman bu da bize yine D akorunu verecektir. Evet, akorların basışı bu şekilde arkadaşlar.
Şimdi öğrendiklerimizi en baştan, ilk önce baresiz şekilde basacağım baştan aşağı. Sonra bareli şekilde öğrendiklerimizi baştan aşağı çalacağım. Hem nasıl basıldığını tekrardan pekiştiriyoruz ve nasıl bir ses farkı var onu da anlayacağız. Başlayalım. Hepsini bareli şekilde basıyoruz. Baştan öğrendiğimiz şekilde. Şekilde de böyle basılıyor. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Eğer bu video sizin için yararlı olduysa ve beğendiyseniz ve daha fazlasını istiyorsanız lütfen destek için kanala abone olmayı unutmuyoruz. Videoyu beğendiysek like atmayı da unutmuyoruz. Eğer kafanıza takılan bir şeyler varsa yorum atmayı da ihmal etmeyin. Herkese teşekkür ederim. Sağlıcakla.